Peki ailede geçmişe baktığımız zaman kronik böbrek hastalığı varsa kişilerde ortaya çıkma olasılığı yükseliyor mu? Yani risk faktörleri nelerdir? Genetik önemli midir? Kimlerin araştırılması gerekir? Tabii yani kronik böbrek hastalıkları veya kronik böbrek yetmezliği için birçok risk faktörü olabiliyor bazı hastalıklar çok daha genetik bir komponent taşıyor mesela polikistik böbrek hastalığı gibi hepsinde aynı derecede kuvvetli bir risk faktörü olmayabiliyor ama o risk faktörlerinden bir tanesi ama toplumda daha sık görülen risk faktörleri var bunlar diyabet şeker hastalığı yani onun dışında yüksek tansiyon hipertansiyon diğer bazı sistemik hastalıklar örneğin otoimmün hastalıklar dediğimiz sistemik lupus eritematosus veya traumatört artrit gibi hastalıklar. Bunun dışında sistemik enfeksiyonlar, böbreği tutan ya da idrar yolu enfeksiyonları diyelim. Böbrek taşları, tıkanmayla seyreden böbrek hastalıkları. Bunun dışında bazı ilaçları uzun süre kullanmak, onlara maruz kalmak... Hı hı ki bunlar arasında antibiyotikler, analjezikler, ağrı kesiciler, evet, yani kanser hep onu ilaçları söylüyoruz. olabiliyor. rastgele ağrı kesici veya antibiyotik evet, kullanmayalım. Evet. Böbreklerimizi bozuyor diye. Evet. evet. Özellikle yaşlılarda tabi bu risk daha da fazla oluyor. İleri yaş böbrek hastalığı için kendi başına bir risk faktörü. Hı hı.